Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar bilgisayar bilimi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız şeklindeki bu bölümde bakalım verilen ilk ifade doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Tepkisel kontrol yöntemini kullanan bir robot ne yapacağını düşünmediği için çok hızlıdır. Öğrenemez, kurallarını değiştiremez ve ileriye yönelik plan yapamaz. Bu bilgi doğru mu arkadaşlar? Kesinlikle doğru. Dolayısıyla komut neyse odur. İleriye doğru plan yapamaz robot. Diğerine bakalım. Pillerin bir araya gelerek oluşturdukları pil gruplarına batarya denir. Evet, bataryanın tanımı bu mu? Evet. Robotlarda, tablet ve bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılıyor bu batarya. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. Robot teknolojisi veya genel anlamda otomasyon sistemlerinin en önemli kısımlarından birisi algılamadır. Evet, algıyla hareket ederler, plan yapamazlar. Dolayısıyla algılamayı sağlayan aygıtlara sensör veya algılayıcı denir ifadesi doğru mu? Kesinlikle doğru. Verilen 3 bilgi de doğru arkadaşlar. Hemen diğerlerine bakalım. Buton, anahtarlar, potansiyometre, ısı, ışık, basınç algılayıcıları, mikrofonlar aktif algılayıcılardandır verilen bilgi doğru mu? Arkadaşlar bu bilgi yanlış. Bakın aktif diyor. Dolayısıyla bu bilgi aktif değil, pasif olmalıydı. Pasif algılayıcılardan bunlar. Diyelim ve geçelim son ifademize. Değişken bilgisayar ve matematik biliminde sembolik bir ifade veya bir niceliği miktarı ifade etmek için kullanılan semboldür. Arkadaşlar bakın, bilgisayar ve matematik biliminde sembolik bir ifade veya niceliği ifade etmek için kullanılan semboldür değişken. Dolayısıyla bu bilgiye de doğru diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Evet, çoktan seçmeli sorulardan yine bol miktarda soru geliyor arkadaşlar. Bunları şöyle bir kez daha hatırlatıyoruz sizler için. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi ticari amaç güden internet sitesi uzantıdır? Yani reklam alan, ticari amaçla kullanılan bir internet sitesi. .net.com bunlar tabii ki ticaridir arkadaşlar. Hemen A diyelim. .gov government hükümet devlet siteleridir. Ticari amaçla edu education eğitim siteleridir. Org, organization, kurum, kuruluş, siyasi parti vesaire gibi kurumların uzantısıdır. K12 ise zaten milli eğitimdeki okulların uzantısı, ticari amaç gütmez. Dolayısıyla cevabımızın Adana seçeneği olduğu gayet açık bu soru için. İkinci sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar, bilişim etiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Soru köküne dikkat edelim. Hangisi doğru değil bakalım. Lisanssız yazılım kullanılmamalıdır. Doğru arkadaşlar. Bilişim teknolojilerinde yalancı şahitlik yapılmamalıdır. Bu da doğru. Başkalarına ait veriler kişilerin haberi olmadan kullanılmalıdır değil. Hayır, habersiz. Telif hakkına girer zaten. Özel mülkiyeti koruma kanununa ters düşeceksiniz bu durumda. Bilişim teknolojilere zarar vermek için kullanılmamalıdır. Doğru. Bilişim teknolojileri her zaman saygı çerçevesinde kullanılmaları, bu da doğruyken görüyorsunuz C seçeneği doğru bir seçenek değil arkadaşlar. Geçiyoruz diğerine. Evet, maddelerden oluşan bir sorumuz var. Bakalım maddeler bizi neye götürecek? Yukarıdaki verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayar solucanları için doğrudur? Bakın doğrudur soru köküne dikkat edelim arkadaşlar. Kendi kendine çoğalırlar. Evet, solucanların işi bu. Ağ bağlantısı aracılığıyla bulaşırlar virüs gibi. Evet. Bilgisayarda güvenlik açıkları oluştururlar. Yine tehlikeli yazılımlar. Dolayısıyla görüyoruz ki 1, 2, 3 hepsi E seçeneğinde bizim için istenen doğru cevap olacak arkadaşlar diyorum. Ve geçiyorum bu sayfadaki son iki soruya. Burada da bahsedilen yine basit ve net bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon türü değildir? Fonksiyon türlerini hatırlayın. Nelerdi arkadaşlar? Dizi fonksiyonları, matematiksel fonksiyonlar, istatiksel fonksiyonlar, yardımcı fonksiyonlar varken buradaki sabitsel fonksiyonlar bir fonksiyon türü değil. Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar bu soruya. Bu fonksiyon türlerini mutlaka bir yerlere not alın. Sınavda gelecek arkadaşlar. Evet, bir takım maddelerimiz var. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri programlamada hata çeşitleri arasındadır? Bakın, hata çeşitleri arasındadır. Bizden istenen bu. Hangileri hata bakalım? Söz dizimsel hatalar hata çeşitleri içinde.
Çalışma zamanı hataları aynı şekilde. Anlam bilimsel hataları aynı şekilde. Görüyorum o zaman hepsi var. Cevabımız tabii ki Edirne seçeneği olacak. Çünkü hepsi programlama hata çeşitleri arasında arkadaşlar. Hata çeşitlerini bir kez daha hatırlamış olduk. Böylelikle diyelim ve geçelim bir başka ifadeye arkadaşlar. Burada da aşağıda verilen hata türlerinden hangisi normal şartlar altında programın uyarı vermeden çalışmasını gösterse de programın istenilen amaca hizmet etmesini engeller. Yani sonuç negatif olur. Burada bahseden ne arkadaşlar? Söz dizimsel hata değil, verisel hata değil, çalışma zamanı hatası değil, warning hata, uyarı hatası değil ama anlamsal hatadır. Buradaki istenilen amaca hizmet etmesini engelleyen hata. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soru için. Yedinci sorumuzda yine minik maddelerimiz var. Hemen bakalım. Sayısal veri, alfanümerik veri, mantıksal veri. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veri türleri arasındadır? Bakın ne tür veriler vardı? Hatırlayalım arkadaşlar. Sayısal veri vardı. Alfanümerik veri vardı. Alfabeyle ilgili mantıksal verimiz vardı. Görüyorum bu sefer de hepsi var. Hepsinin olduğu seçenek gördüğümüz üzere Denizli seçeneği bizler için. Sekizinci sorumuza bakalım. Burada da arkadaşlar bahsedilen veri türü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmamalıdır? Soru köküne dikkat ediyoruz. Hangisini göz önüne almayacağız? Veri türlerini belirlerken bakalım. Her bir veri türü için kendi tanımlı veri seti kullanılmalıdır. Kesinlikle doğru. Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olarak tanımlanmalıdır. Kesinlikle doğru. Veri türleri karışık kullanılmalı olmaz arkadaşlar. Matematiksel işlemde ise matematiksel veri veya herhangi bir başka mantıksal veri kullanılması gerekiyorsa mantıksal veri, alfanümerik kullanılması gerekiyorsa alfanümerik olmalı. Karışık salata mı yapıyoruz arkadaşlar? Böyle bir şey yok. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak burada. Programcı veri türünü ve adını belirlemelidir. Programcı kendi veri türünü oluştururken dikkat etmelidir. Bunlar varken, göz önünde bulundurulurken bahsettiğimiz veri türleri karışık kullanılmalıdır ifadesi göz önüne alınmaz. Yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Diğerine bakıyorum. Tepkisel kontrol yöntemini kullanan bir robot için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın tepkisel kontrolü kullanacak bu şartımız var. Peki bu robot için aşağıdakilerden hangisi yanlış bakalım. Daha önce yapılan işlemleri hafızada tutmadığı gibi belirli bir hafızası da yoktur. Doğru arkadaşlar. Çünkü tepkisel ifade ediyor kendisini. Ne yapacağını düşünmediği için çok hızlıdır. Öğrenemez, kurallarını değiştiremez ve ileriye yönelik plan yapamaz. Bu da doğru arkadaşlar. Önce ayrıntı olarak düşünür. Sonra bu düşünce sonucuna göre hareket eder. Arkadaşlar bakın plan yapamaz dedik. Ama burada da önce düşünür sonra ona göre hareket eder. Yani bir plan yapar dedi. Burada çelişkili bir ifade var. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği. Tepkisel kontrollü robotlar önceden düşünüp plan yapamaz ve buna göre hareket edemezler arkadaşlar. Algılama ve hareket etme modeline taban almıştır. Algılamaya göre hareket ederler. Sensörlerle etki tepki prensibiyle çalışır. Yine sensörler algılama amaçlı. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Açık bir şekilde bu soru için. Evet 10. sorumuza bakıyoruz. Burada da aşağıdakilerden hangisi değişkenlere isim verilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir. Biraz önce buna benzer bir soru çözmüştük. Matematiksel semboller çokça kullanılmalıdır mı? Bir soru işareti. Değişken isminde boşluk bulunmamalıdır. Doğru arkadaşlar. Bu dikkat edilmesi gereken kurallardan biri. Değişken ismi içeriğiyle tutarlı olmalıdır. Evet. Değişken ismi bir karakterle başlamalıdır. Buna da evet. Değişken isimleri çok uzun olmamalıdır. Bu da doğruyken matematiksel semboller çokça kullanılmalıdır diyemeyiz arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gereken kurallardan biri değil bu matematiksel sembollerin çokça kullanılması. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği bu soru için ve geçiyoruz diğerine. Aşağıdakilerden hangisi sayısal veri değildir ifadesi var. Bakın sayısal veri değildir soru kökü benim için çok önemli. Siz de yanılmayın arkadaşlar bu soruda. Dairenin yarıçapı bir sayısal değer midir arkadaşlar? Evet. Çapın yarısı matematiksel bir işlem sayısal değer ifade eder. İki şehir arasındaki uzaklık 150 kilometre. Bir sayısal veri midir? Evet. Bireyin boy uzunluğu 1.85 metre.
Bu bir sayısal ifadedir. Bir ilim plakası ve sınavdan alınan not. Arkadaşlar 100 almışsınızdır ki inşallah 100 alacaksınız bu sınavdan. Bu da bir sayısal veriyken bir ilim plakası sayısal veri sınıflamasına dahil değildir, olamaz. Dolayısıyla bir sayısal veri değildir. Cevabımız Edirne seçeneği bu soru için arkadaşlar. Karma kontrolü alternatif olarak sunulmuştur. Karma kontrolünün alternatifi biliyorsunuz ki arkadaşlar davranışsal kontroldür ama açıklamaya dikkat edelim. Tepkisel ve bilinçli hareket özelliklerine sahiptir. Bahsedilen kontrol çeşidi hangisidir? Zaten karma kontrolü alternatif olarak sunulmuştur bilgisi beni direkt B seçeneğine götürdü arkadaşlar. Tabii ki davranışsal kontrol olacak, bunun cevabı Bursa seçeneğiyle. 13. sorumuza bakalım hızlıca. Düşünme ve hareket işleminin paralel olarak yürütüldüğü kontrol yöntemidir. Bir kontrol yöntemi ama dikkat edin, düşünme ve hareket işleminin paralel olarak yürütüldüğü kontrol sisteminden bahsediyor. Tabii tepkisel ve bilinçli kontrol yöntemlerinin birleşmesinden oluşmaktadır diyorsa bu bilinçli değil, tepkisel kontrol değil, bilinçsiz davranışsal değil, adı üstünde karma kontroldür arkadaşlar. Çünkü düşünme ve hareket işleminin paralel olarak yürütüldüğü bir kontrol, tepkisel ve bilinçli kontrol yöntemlerinin birleşmesinden oluşuyorsa bu karma kontroldür. Cevabımız Bursa seçeneği bu soru için arkadaşlar. 14. sorumuza bakalım. Hemen bir açıklamamız var. Bahsedilen kontrol çeşidi hangisidir? Bir kontrol çeşidinden bahsediyor. Hemen şu açıklamadan bulmaya çalışalım arkadaşlar. Önce ayrıntı olarak düşünen, sonra bu düşünce sonucuna göre hareket eden kontrol yöntemidir. Biraz önce robotlardan bahsetmiştik ya. Dolayısıyla bu onun tam tersi. Burada bahsedilen bakalım hangisi? Önce ayrıntı olarak düşünecek, sonra bu düşünce sonucuna göre hareket edecek bir kontrol sistemi yöntemi. Bu kontrol yöntemi algılama, planlama ve hareket etme modelini taban almıştır. Planlama araştırma gerektirdiği için ve araştırma da zaman aldığından bu kontrol yöntemi yavaş arkadaşlar. Çok güzel ama yavaş bir yöntem. Zaten ayrıntı olarak düşünen ve bu düşünceye göre hareket eden kontrol çeşidi açıklamadan da anlaşılacağı üzere bilinçli kontroldür. Karma kontrol davranışsal, tepkisel, bilinçsiz değil. Biraz önceki robotlar tepkisel kontroldü, plan yapamıyordu. Ama bu bahsettiğimiz plan yapabiliyorsa bu bilinçli kontroldür. Yani bilinçli kontrolle tepkisel kontrol birbirinin zıttı, tersi diyebiliriz tabiri caizse. Buradaki cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar 14. soru için. Diğerine bakıyorum hemen. Hangisi bir robot kontrol yöntemi değildir? Soru köküne dikkat edelim. Karma kontrol var, biraz önce söyledik. Davranışsal kontrol var. Bilinçli kontrol, biraz önce söyledik, açıkladık yukarıda, o da var. Tepkisel kontrol, robotlardan bahsettik varken mekanik kontrol diye bir robot kontrol yöntemi yok arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soru için. Evet, 14. sorumuza bakıyorum. Pardon, 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi karakter dizisi değildir ifadesi var, soru köküne dikkat yine. Değildirler bizleri hep yanıltıyor. Bireyin ismi karakter dizisidir arkadaşlar. Kişinin yaşadığı il bir karakter dizisidir. Cinsiyet erkek kadın yine bir karakter dizisidir. Ama yaş, bakın atıyorum yaşımız diyelim ki 40. Bu bir karakter dizisi mi arkadaşlar? Değil, rakamlardan oluşmuş sadece. Dolayısıyla bu da değil ama TC numarası yine bir karakter dizisidir. Dolayısıyla cevabımızın Denizli seçeneği olduğu gayet açık bu soru için. Değişken isimlendirilirken hangisini yapmak yanlış olur? Evet, değişken isimlendirmesi yaparken yanlış olanı bulacağız bu soruda arkadaşlar. Değişkene içerdiği değer ile tutarlı isimler verilmeli. Değerle isim tutarlı olmalı arkadaşlar. Doğru. Değişkene isim verilirken boşluk kullanılmamalı. Bu da doğru. Özellikle matematiksel semboller kullanılmalı. Hayır, niye özellikle? Böyle bir kural yok arkadaşlar. Cevabımız buna benzer bir başka soruda demin söylemiştik. Yanlış olan bu. Değişken isimleri karakteriyle başlamalı. Evet. Değişken isimleri fazla uzun olmamalı. Buna da evet ama illa da matematiksel semboller, çokça matematiksel semboller kullanılmalı şeklindeki ifadeler kesinlikle dikkat edilmemesi gereken, önemsenmemesi gereken bilgiler. Bizleri de yanıltması sınavlarda arkadaşlar. Bilim teknolojileri ve internet kullanımı sırasında uyulması gereken kurallara
nokta nokta denir. Bahsedilen kural ne arkadaşlar? Bakın, bir kurala uyuyorsak biz bu işin etiğine uyuyoruz demektir. Dolayısıyla bilişim teknolojinin kurallarına uyuyorsak bilişim etiğini yerine getirmişsinizdir. Bilişim kuralları, bilişim şartları, bilişim jargonu, bilişim kanunu şeklinde verilen ifade değil, tam tersine bilişim etiğidir burada istenen. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği olacak bu soru için. Son iki sorumuz bu videoda. Aşağıdakilerden hangileri programı oluşturan adımlardandır? Evet, program adımlarını hatırlayalım. Hangisi bunlardandır arkadaşlar? Girdi var bir programda. Hemen tik. Çıktı da var bir programda. Buna da hemen tik diyorum. Erişim var mı bir programda? Buna da tik diyoruz ama matematik programı oluşturan adımlardan biri değil arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2, 3 görüyorsunuz ki Adana seçeneğinde doğru olarak karşımıza çıkmış bu soruda. 20. soru ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yanlış değişken ismidir? Evet, değişkenleri oluştururken nelere dikkat edeceğimizi konuşmuştuk. Peki hangisi yanlış bir değişken? Hemen bakalım arkadaşlar. Bir kere İngilizce karakter kullanılacak. Sayı yerine sayı olacak. Bu doğru. Birinci sayı arkadaşlar, bakın burada yanlış değişken ismi olduğunu hemen tespit ettim 20. sorunun B şıkkında. Çünkü sayısal değerler değişken olarak atanamaz arkadaşlar. Burada bir sayısal değer var. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği. Adi değil, adi. Yani adı. İngilizce karakteri bu bir değişken. Doğum tarihi değişken. Soru sayısı aynı şekilde doğru bir değişkenken birinci sayı şeklinde verilen değişken yanlış bir değişkendir. Dediğimiz üzere sayısal değerlerin değişken olarak atanamayacağı kuralından dolayı diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bizler arkadaşlarınıza da lütfen tavsiye edin. Sizler için buradayız. Birbirimize destek olalım. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.